Ha. ortada çok rahatsız edici bir durum var. Nedir o? Sayın Bahçeli e, HDP'nin kapatılması lazım, kapattıracağız diye açık açık çağrı yaptı bundan bundan birkaç hafta önce. Ve yine galiba bir hafta 10 gün önce AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da HDP'yi kapatacağız işte bu böyle kalmayacak vesaire. Şimdi hem alen, hukuken hem siyaseten kapatacağız. Hem hukuken hem siyaseten kapatacağız. Gerçi bir gün Şimdi, sonra onu revize etti şimdi bir şimdi bakın bu bu artık alıştık. Ha. Ben onu demek istemedim. Bu standart bir cümle. Evet. Her cümlelerinin her demeçlerinin üstüne koyabilirsiniz. Şimdi e, bu bu tabii şık olmadı. Yani bu bu davanın e, bu sinyaller ve bu e, açık e, hani hedef göstermeler ve e, kapatacağız e, e, bildirimleri üzerine e, iki hafta sonra e, bu davanın bu şekilde açılması hani tabii ki bir böyle bir dava açılacaksa bu kadar sayısız e, kanıt, e, sayısız işte gerekçe e, gerekçeli metinde e, belki yüzlerce binlerce sayfa olacak. E, e, alt metin varsa o zaman neden e, siz siyasilerin e, şimdi zamanı diye işaretini beklediniz. Yani hep yargıyla siyasetin, Hani ayrı hareket etmesi gerektiğini ve güçler ayrılığı ve e böyle bir hani umudumuz veya e arzumuz var yani bunu görme arzumuz bu burada gerçekleşmedi. Ama Bedri Bey çok özür diliyorum. Şimdi konuya böyle yaklaştığınızda o zaman size de şu soruyu sormazlar mı? Hani ben sadece kendim evet. bu soruyu dillendireyim. Ya madem bu kadar somut belge bilgi var işte kapatmadınız bugüne kadar savcılık harekete geçmedi. E, o zaman siz siyaseten bu partiyle neden ittifak yaptınız diye bazı siyasi partileri de eleştiri getirmek gerekmiyor mu? Eğer meseleye bakış açımız buysa kaç seçimdir bu partiyle ittifak yapan partiler açısından bu soruyu soruyorum. O zaman da böyle bir soru sorulur değil mi? Son derece mantıklıdır bu soruda Zafer bence. Bey, bu, bu metinler veya bu, bu, bu gerekçeli metinler bir karar çıktığında çıkarsa gerekçeli karar, Anayasa Mahkemesi'nin görüşü Bütün bunlar şu anda zaten ortada değil. Bir süreç o. E, bu, bu bir süreç yani şu anda bu şekilde HDP hakkında yayınlanmış ve e, bütün bunlar e, hazır e, bir 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 metin Tabii yok diyorum, Kesinleşmiş e, bir dava var yok. dolayısıyla evet. o, o dediğiniz şu anda Hayır, ben Bülent Bey'in mantığıyla evet. soruyorum aslında şimdi Bülent Bey diyor ki zaten her şey ortada bu partinin şimdiye kadar çoktan değil mi kapatma davasının açılması lazımdı. Yani, ben de o zaman diyorum ki karşı taraftan ya madem her şey ortada, herkes her şeyi biliyor, siyaseten niye bu partiyle kaç seçimdir? Bülent Bey'e soracaksınız. Ya ortaya soruyorum ya. Ben, Bey. Ben de cevap HDP veririm ona. ve de HDP'nin öncülü olan partiler Türkiye'nin gerçeği. E tabii ben yani bak seçimimizin bu olması şu lazım. Şu konuda bir yani. tartışma yok zaten. HDP'nin kendisi de bunu inkar etmiyor. Yani PKK ile olan bağlantısını e, inkar etmiyor. Yani e, bugün e, HDP kadrolarının birçoğu e, PKK ile ilişkili olan birçok işte yargılama süreçlerinden benzeri şeylerden geçip gelen kadroların oluşturduğu bir parti artı HDP'ye doğrudan e, kandilin etki yaptığı ve bazı adayları belirlediği atadığı da çok net bir şekilde. Şimdi oldu. Zafer Şahin diyor ki Yok madem de, madem ama... böyle CHP diyor niye o zaman HDP ile İttifak da yapmıyor aslında yani. yani siyaseten birlikte bakın, hareket ediyor bazı siyasi birlikte, partiler diyorum. Birlikte, birlikte yani kat seçim aynı şeyleri öyle. aynı şeyleri söylemiş olmaları birlikte hareket ettikleri ha, anlamına ben, gelmez. Ben bunu da eleştirmiyorum. Onu hayır, da hayır. söyleyeyim. Yani Ama bakın, olabilir böyle olay şu. Oluyor. Hayır madem iktidar partisi Bülent Bey siz diyorsunuz ki ya, iktidar partisi bugüne kadar değil mi? Bunu demeye getiriyorsunuz. Sözlerinizden bu anlam çıkıyor. Ya bu davanın çoktan açılması lazımdı. İktidar partisi bu davayı da araştırmıyordu. Ben iktidar partisi açısından değerlendim. yargı açısından Yargı refleksi olarak baktığım zaman eğer Türkiye'de gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olsaydı o kurum bütün siyasi partileri denetlemekle görevli olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, zaten önüne bu dosyalar geldiğinde bunun gereğini yapmak zorundaydı. Yani bunun öyle çok e, takdir edilmesi gereken, araştırılması gereken bir şey de yok yani. Çünkü, yani çok net çok, yani. Çoktan açılmış Tabii, olması açılmış lazım. Tabii açılmış olması gerekiyor. O da diyor ki hakkında çoktan kapatma davası açılması gereken bir partiyle CHP arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Ben Oku... de diyorum ki HDP Türkiye'nin gerçeği. Maalesef böyle bir şey var bizim ülkemizde. Yani bu gelenekten gelen partiler kuruluyorlar, belli bir süre faaliyette bulunuyorlar, sonra kapatma davası açılıyor, kapatılıyor. Daha da büyüyerek geliyorlar ve sonuçta bu partilerle ilgili bu değerlendirmeler varken bile bu partiler 6-6,5 milyon, işte en son seçimde bilmiyorum 6 milyon yaklaşık bir oy almışlardı. 6 milyon oy alan bir seçmen tabanına sahip. Şimdi siz sonuçta o seçmenleri, o oy veren seçmenleri bir PKK sempatizanı ve militanı olarak görmediğinize göre, onların e, HDP'den siyasi bir takım beklentileri olduğunu düşündüğünüz için ve bunun da bir Türkiye gerçeği olduğunu bildiğiniz için, sonuçta o siyasi partinin tabanıyla bir... E, ilişki kurmaya çalışıyorsunuz ve onlardan oy talep ediyorsunuz. Ama HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında e, resmi e, bir ittifak yok. Yani bu ittifak eğer e, HDP'nin çıkıp işte biz e, AKP'ye karşı Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını destekleyeceğiz sözü üzerinden bir ittifak modellemesi çıkarıyorsak bu doğru değil. Ama e, şunu Sezai Temel'i söylemişti biliyorsunuz. Ama bir e, ittifak, şimdi, ittifak dediğimiz şey... İşte İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak var. Resmi bir ittifak evet, evet. var. Bu konuda aslında söylenebilecek her şey söylendi. Peki. Birileri ben dedi ki de öyle ittifak bana ittifak yapmış. Öbürleri dedi ki biz ittifak yapmadık. Ama bana meseleyi bir biraz daha buyurun. Bana bir izin verirseniz ben bir sistematik olarak gitmek istiyorum. Siz söyleyeceklerinizi lütfen unutmayın. Tamam. Söyleyin. Bir önce işin şu kısmına bakalım. Hepinizin görüşlerini rica edeceğim. Şimdi HDP kapatılırsa Nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkar? Benim en çok merak ettiğim şey bu. CHP'ye mi yarar, AKP'ye mi yarar, AK Parti'ye mi yarar, Millet İttifakı mı bu işten yarar görür, Cumhur İttifakı mı bu işten yarar görür? Yani HDP'nin kapatılması kime yarar? Ee, ya da Bülent Bey söylediği güçlenerek mi gelir, gücünü kaybetmiş olarak mı gelir? Bunların hepsi birer siyasi analiz konusu. Ee, hepinizin bu konudaki görüşlerini almak istiyorum ama Hilmi, Ankara'da Hilmi Taşdemir var. Hilmi, e, Optimar'ın, Optimar araştırmanın e, sahibi ve orada araştırmalar yapıyor. Ee, Hilmi öncelikle şunu sormak istiyorum, bu iş kime yarar? Millet İttifakı'na mı, Cumhur İttifakı'na mı? AK Parti'ye mi, CHP'ye mi? Öncelikli olarak bu iş Türk milletine yarar. Yani sonuçta buradan herhangi bir ittifak anlamında bir yarardan e, ziyade Türk milleti ve devletine yararını göz önünde bulundurmak la, lazım. Ki az önce e, Sayın Yüce Türk de söyledi. Kendisi e, daha önce savcılık yapmış birisi. E, bunu Yargıtay e, Başsavcılığı'nın şimdiye kadar bu davayı çoktan açmış olması gerekiyor yani gerekiyordu. Hilmi ben hani e, şu işin şu kısmını tartışacağız, konuşacağız. Yani Yo, o, o onlara da ha, o, onlara da geleceğim partiler, ittifaklar anlamında. Ha yani çünkü siyasi sonuçlarını milletimiz çok merak ediyor. Yani bu iş hangi cepheye yarayacak? Hı hı. E, Cumhur İttifakına mı, Millet İttifakına mı, AK Parti'ye mi, CHP'ye mi? Hani, bana sorsam mesela CHP'yi rahatlatacak gibi geliyor bana. Ya bilmiyorum yani ben öyle görüyorum. Senin açından nedir? Yani diğer konuklarımız ne diyorlar bu konuda? Yani ben mesela söyleyeyim CHP'yi nasıl rahatlayacak? Şimdi, yani CHP ya HDP sen HDP ile birlikte hareket ediyorsun falan türü bir suçlamadan kurtulmuş olacak o anlamda söylüyorum. Merak etmeyin yakında CHP bu kararın yanlışlığı ve siyasi olması ile ilgili bir açıklama yapacaktır. Bugün Sayın Babacan arayarak Mitat e, Sancar'ı e, bu konudan üzüntülerini e, dile getirmişti. Dolayısıyla bu ittifak anlamında e, CHP belki biraz rahatlayacaktır ama e, temel olarak bakıldığı zaman e, bu yakınlaşmadan ve e, daha önceki süreçte özellikle 2017 halk oylamasıyla başlayan bu hayır bloku e, bileşenlerin ittifakından e, mütevellit e, kısmi olarak HDP'den de CHP oy kayma e, potansiyeli var. Bu, bu bir miktar olacak muhtemelen. Ama HDP kapatıldığında ne olacak derseniz ki biz daha önceki yapmış olduğumuz araştırmaları da kamuoyuyla paylaştık. %66 %59 oranlarında e, HDP'nin kapatılmasında kamuoyundan bir destek var hatta e, az da olsa HDP tabanından da bu de, bir bu destek var. Bir ee, daha bir daha söyle kapatıldığı takdirde. Bir dakika bir dakika. Ee, siz Yaptığınız araştırmada halka HDP'nin kapatılması konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordunuz. Sonuç? Evet. Sonuç %66 e, kapatılmalıdır diye bir sonuç çıktı. %16 fikir beyan etmedi. E, %17 de e, bu konuda e, kapatılmaması yönde bir fikir beyan etti. Yine başka bir araştırmamızda da, %59'luk bir kapatma yönünde kamuoyunda bir e, beklenti var. Ama e, %60 civarında kapatılma yönünde bir e, Peki, karar olduğu da... Hilmi, Kapatılır, e, kapatılırsa dikkatiniz... eğer, kapatılırsa yerine kurulacak olan parti daha güçlü mü geliyor? Şimdi geçmişle elbette mukayese etmek gerekir çünkü aynı e, şeyin e, mihrakların kurdurduğu partiler bunlar. DPD, Dep, eee DEHAP, e, HDP. E, bunlar bir şekilde yükselerek gelmişler. Ancak atladığımız bir husus var. Özellikle e, son dönemde 2015 ve sonrası e, süreçte e, HDP'nin e, işte barajı geçmesi için e, sosyalist soldan ki sosyalist solda aslına bakarsanız birçok zaman HDP'nin e, silahla silahlı eylemlerini falan eleştiren e, bir tavır içerisinde olduklarını da e, ben biliyorum. E, hem onlar hem de e, CHP içerisinden bir kesimde barajı geçsin. E, AKP mecliste daha az temsil edilsin. E, zayıflasın yaklaşım içerisinde e, HDP'ye oy veriyorlardı. E, bir, bir bu var. Bir de Özellikle hendek olaylarıyla başlayan süreçte e, HDP tabanında bir gevşeme var. Bakın ben 2017'den beri sürekli Türkiye'de yeni parti ihtiyacını e, kamuoyuna soruyorum. Ve HDP tabanı içerisindeki yeni bir partiye ihtiyaç e, var diyenlerin oranı hiçbir zaman %20'nin altına inmedi. 25, 30, 33 e, civarında Birçok ay biz bunu takip ettik. Bu da şunu gösteriyor. Partilerinden memnun değiller. Yeni bir e, aslına bakarsanız bahane arıyorlar. Bu bahane e, şu an onlar için oluşmuş durumda. Zaten HDP taban içerisinde bile e, az önce söylemiştim kapatılmasını destekleyen e, bir kesim var. Bir araç O, o ne kadardır? O, HDP başka bir HDP içinde HDP'nin 100... ne kadar onlar? 7.2 idi bir araştırmamızda. Başka bir araştırmada %5, başkasında %3 ya olarak onlar çıktı Onlar HDP'den ama e... memnuniyetsiz olan HDP'liler. <laughs> evet, evet, evet. Yani bu fotoğraf ortaya koyuyor ki HDP'nin özellikle terör örgütünün vesayetinde, silahların vesayetinde siyaset üretmesinden rahatsız oluyor. O zaman seçmen. değil sen... Gidecekse herhalde yani bir, şu ana kadar şunu mu söylüyorsun? Yani şu şu şöyle bir tabloyla mı karşılaşacağız? Bu zamana kadar <laughs> e, bu HDP benzeri partiler çok kapatıldı. Yerlerine yenisi kuruldu. Hepsi güçlenerek devam ettiler. Ama bu kez böyle olmayabilir mi diyorsun? Kesinlikle. Son yaptım, yaptığımız araştırmada biz e, bunu sorduk. HDP kapatılırsa nasıl bir partiye oy verirsiniz diye HDP seçmenine sorduk. HDP seçmeni içerisinde %8.7'si eee liberal söylemi olan bir partiye dedi. Bu Ali Babacan'ı e, temsil ediyor daha çok şu anki siyaset şeyinde eee sürecinde e, %26.1'i HDP yerine kurulacak partiye dedi. Bu da muhtemelen şey olabilir. HDP'nin devamı. Bölgeler Partisi ya da yerine yani doğrudan evet, HDP'nin devamı. Evet, evet. bir de yüzde nokta %65.2 hiç azım sanamayacak bir oran HDP içinden çıkacak alternatif bir partiye diyor. Dolayısıyla ya bu HDP'nin yani bana bana, ben, ben yapmış... bana pek şey gelmedi bu ya. inandırıcı gelmedi. Yani HDP Y alternatif bir parti mi 65 diyor HDP'ler. Yani burada belki katılımcılar e, şunu anlamış olabilirler. Ben yani anlamı buradan mı? tekrar yine yani şunu e, diyor diyor ki şeyi, bir dakika e, bir dakika Şu, dedi, önce önce HDP, şunu anlaşılır buyurun. kılalım ondan sonra açıklayalım. Diyor ki bunların diyor şimdi HDP seçmeninin yüzde sekizi diyor liberal, liberal bir. bir parti yüzde 25'i HDP'nin yerine kurulacak yani devamı niteliğindeki evet. parti. %65'i de HDP'ye alternatif olarak kurulacak olan yeni bir Kürt partisine diyor. Yani devamı gibi hareket etmeyecek, farklı hareket edecek. Evet. Parti. Evet. Yani bana, ayı gözlemlediğimizde böyle bir veri yok. Bana, bana da böyle gelmedi ama herhalde o sorudan soruyu şöyle anlamış olabilirler. HDP'ye alternatif dediğin zaman, hmm. e, e, evet. yani HDP benzeri. HDP... Muhtemelen bir kısmı öyle anlamıştır bir kısmı da şey anlamış olabilir biz burada soruyu çok net soramamışız o, o açıdan belki şey olabilir ama daha önceki yapmış olduğumuz araştırmalar şunu gösteriyor HDP yerine kurulacak partinin oy potansiyeli %7'ler civarında olacak burada barajın ne olacağı da çok önemli baraj tartışması da bugünlerde gündemde biliyorsunuz. E, ...siyasi partiler yani kanunu... ...yüzde yedi olurse ben... HDP'nin yerine kurulacak olan... ...devamı niteliğindeki parti... ...yüzde yedi mi alıyor? Yani bir iki puan düşüyor mu? 9-10 diyorlardı HDP için. Siz de öyle diyordunuz, dokuz on diyordunuz. E, 7'ye mi düşer diyorsunuz? Evet, çıkan araştırmalarda çıkan sonuç bu. Ama... E, ...bir taraftan kapatılır... ...diğer taraftan da... E, ön, ...mesela... ...Altantan, Ayhan Bilgen ya da başka X, Y, Z şahıs, şahıs Kürtçü söylemleri olan birileri bir parti kurarsa onların da bir miktar oy potansiyeli var. Nitekim biz Altantan'ı sormuştuk çıkış yaptığı zamanda parti kurarsa oy verir misiniz diye sorduğumuzda %18 HDP seçmen içerisinde oy veririz demişti. %28 de bu konuda kararsızdı. Yani sonuç itibariyle e ee, yani tek başına Altantan'ın e, neredeyse e, %20-25 HDP tabanından bir e, potansiyeli var. Ayhan Bilgen'in de belli bir çevreyi ki aynı e, şeye e, tabana hitap eden efendim geçmiş siyasal e, şeyleri e, duydukları yer yani, açısından bakıldığında olursa. or Ayhan yine, Bilgen ve e, Altantan meselesini bir tarafa bırakırsak yani e, bir 2 puan 2 3 puanlık bir düşme mi bekliyoruz yeni kurulacak olan HDP'nin devamı niteliğindeki partide. En, en az ben 3 puanlık bir düşme bekliyorum. Daha sonraki süreçte belki bu alternatif olarak kurulacak partilerin potansiyeline göre yani söylemine, potansiyeline göre bu oran daha da değişebilir ha, o... burada bir miktar yaptığımız araştırmalarda e, CHP'ye e, yönelen efendim e, Ali Babacan'a yönelen e, bir e, kesim de var. E, bu, bunların da bir şekilde siyaseten e, oralara kayma gibi bir süreçleri de e, oluştur oluşturmasını bekliyorum. Peki.